Tam 6 yıl oldu. En kaliteli Warband modundan bu yana 6 yıl geçti. Çok kaliteli bir mod. 2022'nin en iyi Warband modu da benim için Diplomasi 4. Litum. Neden? Çünkü asırlar sonra bu moda güncelleme gelmiş ve zaten benim için 2016 yılında, 2017 yılında en kaliteli moddu. Öyle bir kapak fotoğrafı hazırlamıştım. Şimdi de güncellemesiyle birlikte 2022'nin en iyi Warband modu. Neler geldi, neler gitti onları konuşuruz ama en basitinden gemi savaşları gelmiş. Direkt gemi savaşlarıyla başlamak istiyorum. Bu mod en kaba tabirle bu arada natif, yani modsuz Warband'a en yakın, onun dünyasına en yakın ama içine diplomasinin de olduğu, yeni özelliklerin de olduğu, hatta yapay zeka da geliştirilmiş. Sancak ekleme olayı çeşitlendirilmiş ki ben de gördüğünüz gibi Bannerlord'daki Kerkit klanının simgesini yaptım. Birçok yeni özellikle karşımda çıktı bu mod. Açıklamada linki var, indirebilirsiniz. Modun içindekilere bakınmadan önce hemen bir yeni eklenen deniz savaşını test edelim. Teslim ol ya da öl diyorum. Böyle bak, bir geminin mürettebatı var ki geminin adı Batıray. Okçuyu bana alsana. 23 birlik. Aa, benim şey nerede? Mürettebat nerede? Yiğitlerim hazır. Bu arada yeni dizimler de eklendi. Onu da bir meydan savaşında göstereceğim size. Mesela kalkan duvarı falan yapamıyoruz çünkü bu uygun bir savaş değilmiş onun için. Ha bak, rüzgar sesi bitti başlayınca. Abi ben direkt bizimkileri hücuma geçireceğim, piyalleri. Zaten bizim birlikler sağlam birlikler. Direkt bordalama yapıyorsunuz. Uzaktan sıkarsanız sıkabiliyorsunuz. Bu eksik bir şeydi bu arada Diplomasi 4. Litum'da. Çok kaliteli bir mod. Yani grafiksel olarak çok kaliteliydi bir kere. İlk çıktığı zamanlarda da. Ama bir dakika, aman düşmeyelim. Hop. Selamun aleyküm. Ben dövüş mekaniğini de çok seviyordum bu modun. Ve yapımcısı da Türkmüş bu arada. Onu yeni öğrendim. Ona da buradan selamlar. Kardeşim, kalkanlı vurma var. Yeni eklenen de çok mekanik var bu arada. Hani yıllar sonra çıktığı için diğer modlardan iyi gördüğü şeyleri de almış artık. Nereye gidiyorsunuz lan? Oha lan dedim, nereye? Merdivenden gidiyorlarmış manyaklar. Çıksana bir kanka. Çık, çık da biz de vuralım ya. Kazandık galiba savaşı. Gemi savaşı bu şekilde abi. Ben tabii birlikleri oyunun öncesinde şişirdim biraz, tanıtım yapacağız diye. Efsane bir miğferim vardı. Onu güçlendirmesi için tüccara verdim. O da var bu arada. Yani hepsini göstereceğim. Limana demirle diyoruz. Parayla demirliyormuşuz. Şimdi Tulga şehrine bir geldik. Abi şehir meydanına geldiğinizde tüccarlar var biliyorsunuz şehrin içinde. O tüccarlarla konuştuğunuzda, bu da yeni eklenen bir özellik. Bu arada bu modun güzel yanlarından biri, nüfusu ayarlayabiliyorsunuz. Nüfusun az mı çok mu olacağını ayarlayabiliyorsunuz ve şehirde ona göre nüfus oluyor. Köylerde yine kalabalık bir nüfus var. Köylerde yenilikler de var bu arada, onu da göstereceğim. Heh, miğfer vermiştim ben geliştirmesi için ve 16.000 13.000 falan verdim. Hani o mekaniği görmek için. Şimdi bakalım ne hale getirmiş onu. Burada teçhizatlardan birini geliştirebilir misin dediğin zaman, mesela göçebe iyiliğini geliştir diyorsun. Sağlam olsun, kalın olsun. İşte parayı verince yapıyor. Verelim mesela. Diyor ki 3 gün sonra gel. 3 gün sonra bir bildirim geliyor size. Ve geliştirdiğin miğferi, kılıcı gidip isteyebiliyorsun. Ha, görkemli olmuş bu. Özelliği artmış. Diplomasi zaten yine bildiğiniz gibi başa geçtiğiniz zaman birçok bakanınız oluyor. Görüşmeler yapıyorsunuz. İlişkilerinizi geliştirmek için hediyeler gönderiyorsunuz veya kervan gönderiyorsunuz vesaire. Bunlar var. Değirmenini ziyaret et. Ben buradan bir fırın almıştım galiba. Cihat başlarda da bir ara almıştım. 5 gün içinde başlamayı umuyoruz. Buradan lonca başkanıyla görüştüğünüz zaman, Cihat başlarda da vardı bu. Bazı modlarda da var. Araç satın almak istiyorsunuz. Han'a girdiğimiz zaman zaten diplomasi.youtube'da yaşayan bir dünya vardı. İşte sıcak yemeklerimiz. Herkes içeceğini içiyor. Müziğimiz çalıyor. Yaşayan bir dünya var. Bu modun sevdiğim yanında oydu zaten. Daha da bunlar geliştirilmiş. Yapay zeka çok geliştirilmiş. Dizilimler var. Göstereceğim. Onu da göstereceğim. Size mük haberlerim var canlarım. Furby dükkan açıldı. Exactinus'da yaptığımız iş birliği sonucunda burada mağaza kısmından Furby dükkana geldiğinizde, zaten direkt Furby dükkanın linkini koyacağım açıklama kısmına. Burada yüksek kaliteli posterler alabilirsiniz. En son eklenenden ilk eklenene kadar şöyle bir göstereyim. İşte Osmanlı soyacından Napolyon'un
posterine kadar daha da artacak oyunlarla ilgili de içerikler gelecek. Ve şu an %30 indirimde ama yeni yıla özel birkaç gün boyunca devam edecek %50 indirim de var. %50 indirim sepete ekleyince oluyor. Hatta böyle ikinci vinyo kuşatmasını göstereyim size. Küçük boy ve büyük boy seçenekleri var. Çok bir fiyat farkı yok. Duvarınıza göre, koyacağınız yere göre buradan seçebilirsiniz. Bu özel yapıştırıcıyı da alabilirsiniz. Duvarınıza zarar vermemek için 5 lira farklı. Sepete ekle dediğiniz zaman %50 indirim sepette burada gözüküyor 105 lira olarak. Eğer büyüttünüz, yapıştırıcı vesaire de aldınız. O da 112,5 oluyormuş. Bu %50 indirim birkaç gün boyunca devam edecek. Eklemek istediğiniz posterler vesaire olursa onu da bana Discord'dan iletirseniz onları da yapabiliriz. Renklendirmeleri de, propaganda afişleri de yapacağız. Kargo ücretsiz. Dilerseniz bir bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Videoya devam edelim. Herhangi bir Kerkit köyüne girelim. Hayvanlar artırılmış. Tarla vesaire var. Bunun yanında kaleler de artık erzak üretebiliyor. Kaleleri de yaşayan bir bölge haline getirmişler. Onu da hızlı bir şekilde göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi normal kalede insan göremezdiniz, halk göremezdiniz. Burada hem gördüğünüz gibi erzak bölgeleri yapmışlar. Buradan artık erzak çıkartılabiliyor. İnsanlar var. Kalenin kendi erzak satın alma bölgesi de var. Çünkü şehir gibi, küçük bir şehir haline getirmişler ki mantıklı bu arada. Ve oyunun başında soran çiftçi olayını, ki biraz sonra göstereceğim onu, farklı bir şey yaptım ve o yüzden sadece Kerkit bölgesinden bana Kerkit köylüleri geliyor, onları dönüştürebiliyorum. Başka bir bölgeye gittiğimde, gönüllü almak istediğimde 5 çiftçi alabiliyorsunuz. Bu çiftçi paralı askere dönüşebiliyor. Yani Beygir kıdemlisine falan dönüşmüyor. Orada seçenek var. Seçenekten eğer natif kısmını seçerseniz her köyden kültürü özel birlik alıyorsunuz. Ama ben hata yaptım galiba. Sinir bozucu bu. Sadece Kerkitlerden Kerkit birliklerini alabiliyorum. O da Kerkit'in beyi olduğum için. Noyana olduğum için. Kampa geldiğiniz zaman Littum tercihlerinden buradan tercihlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada tek tek özellikleri size göstereyim. Yapay zekası, nüfus yoğunluğundan ayarlıyorsunuz. Yapay zeka gerçekten çok değiştirmişler. Geliştirmişler. Yüksek yaptığınız zaman gerçekten o yapay zekanın güzelliğini savaş alanında da görebiliyorsunuz. Kalkan duvar oluşturabiliyorlar, mızrak duvarı yapıyorlar. Onları da göstereceğim. Çok keyifli bir hale gelmiş. Derebeylerin kültür değişmesini de eklemişler. Burada gördüğünüz gibi taraftar değiştiren derebeylerin yeni krallığının kültürüne göre asker toplamasını sağlar diyor seçtiğiniz zaman. Sadece bizim krallığımız içinse atıyorum devlet kurdunuz. Benim kültürüm Kerkit dediğin zaman Svadya'dan bile çeksen o lordu Kerkit kültürüyle asker topluyor. O yüzden bu kültür değiştirme olayı güzel. Diplomasi yapay zekasında yüksek yaptığınız zaman oyun daha çok zorlaşıyor ama daha keyifli bir hal alıyor. Ben şu anlık göstermek için yaptığım için düşük. Turnuvalar çok güzel olmuş abi. Size turnuvaları bir... O ameliyatı... Turnuvaya gidin dedim, adamlar şehri alıyor. O kadar özellik var ki. Bak turnuvayı size çok kısa bir göstereyim. Turnuvanın birinci turdasınız diyor. Turnuva seçeneklerini buradan bahisi, iddiayı hepsini arttırabilirsiniz. İddiaya bak 10 puan yaparsan bahis kazancı 2355 oluyor. Zorluğu arttırdığınız zaman 8'er kişilik 4 takım. Silah seçimleri, bunun hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Turnuva yapısını da düzenleyebiliyormuşuz. Bakın silahları, atları, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Mesela sonraki turda savaş diyelim abi. Kültürlere göre de turnuva yerlerini bir tık daha düzeltmişler. Çünkü turnuvalarda biliyorsunuz hani kanser oluyordu bazen. İstemediğiniz silahla istemediğiniz şekilde savaşıyordunuz. Yalnız Bannerlord'dan sonra Barbar gerçekten çok farklı geliyor abi. Yeşilli gel buraya, yeşilli. Tamam kaç kişi kaldı? Bu arada sağ üstte gördüğünüz gibi puanlar da var. Kaç kişi indiriyorsan ona göre bir puan da veriyor. Kaç kişinin kaldığını da görebiliyorsun. Ha tabi cihat bahçelerdeki gibi daha da farklı bir hale getirebilir ama bunun diplomasi yönü ağır basıyor. Ziyafetlerde yenilikler varmış. Şöyle kalkanımla vurup indireceğim. Tek kaldım. Çok güzel. Sıra sende gülüm. Şu turnuvatını ver bakayım. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. Evet. Kutay Batur'u indirdik. En çok puan da bende. Bu modda en kolay turnuvalardan nam kazanıyorsunuz. Nam kazanmak istiyorsanız direkt buraya girin. Herhangi bir devlete kolay bir şekilde girebilirsiniz ondan sonra. Zaten silahlarını çok gösterme gerek var mı bilmiyorum. Native'deki silahlar bir tık daha kaliteli hale getirilmiş. Mangudai zırhı. Ha. Mangudai vücut zırhı ve baş zırhı çok güzel. O hani Dombura klibi var ya hani Moğol filminden alıntı olan. Cengiz Han filminden. Ondaki gibi bir zırh ve bunun da bir miğferi var. O da çok güzel ama burada var mı bilmiyorum. Preven'e girelim. Çok bu silahları şeyleri göstermeyeceğim ama demir kalkan bak. Bunlar o. Bu ilk kez görüyorum bunu. Güzelmiş.
Plakalı ceket. O yeni şeyler de varmış bu arada. Bir de Nord'a bakalım. Bak oy oy oy, bu bayağı güzelmiş ya. Kalın Nordik deri pelerinlidir. Bayağı güzel. Var var, pelerinleri yeni eklemişler. Ha bak, Mangudai Miğferi de bu şekilde. Şimdi gelelim askerlere ve savaş alanı, meydan savaşını göstermeye. Çünkü savaş alanında dizilimlerde çok güzel yenilikler var. Birliklerde tabii ufak ufak değişimler var. Özellikle Nativ ile kıyasladığımızda. Kerkit askerini Kerkit kargısı yaptığımızda bu şekilde. Kerkit atlısı bu şekilde. Kerkit kargısı ve Kerkit atlı okçusu diye ayıralım. Bu arada Kerkit kargısı çok underrated bir birlik oyunda. Yani Sıvada Şövalyeleri övülecek birlikler. Rodok Çavuşu aynı şekilde ölecek birlikler. Nord Kahramanı ölecek birlikler ama Kerkit kargısı ve Sakkı yeniyor ya. Meydan savaşlarında tamam hakkı veriliyor Kerkitlerin ama özellikle Kerkit kargısı kuşatmalarda da çok etkili. Atlı okçu bu şekilde, bir de kıdemli Kerkit atlı okçu da bu şekilde. Veigr nişancı, Nord Kahramanı, Svadyalı Çavuş, Rodok Çavuşu, Sarant muhafızı, Sarant kıdemli okçusu, Veigr muhafızı. En sağlam birlikler bu şekilde. Böyle bu arada bildirimler de geliyor, yolculuk duyumu. Yalnız bir savaşçıya rastladık. Mesela o da Bariye şehrindeki turnuvadan bizi haberdar ediyor. Bu şekilde bildirimler var. Mesela savaş deneyimimizi kervana saldırıda bir test edelim. Senden bir şey istiyorum. Altın ve değerli eşyalarınızı verin çabuk. Bizi soyuyor musun? Anlamana çok sevindim kardeşim. Şimdi muharebe öncesi mevzilenmeyi planla diyerek savaş alanındaki dizilimi, hani Bannerlord'da şu anda geldi mesela ama Bannerlord'da ekranı görerek dizebiliyoruz. Burada ekranı görmeden dizilimi yapabiliyoruz. Mesela başlar başlamaz 10 adım önde olsun piyadeler. Kalkan duvarıyla beklesinler. Süvariler kama düzeniyle beklesin. Onlar da 10 adım önde olsun. Okçular yayılsın. Talimatları hazırla diyelim. Bu kadar plan yeter. Savaşa diyoruz abi. Evet, başlar başlamaz düzenlerimiz hazır. Kalkan duvarı ve süvarilerimiz kama düzeninde bekliyor. F1'e basılı tutarak da birliklerimizi savaş öncesinde yine hazırlayabiliriz abi. Bu yönü çok güzel. Savaş dizilimi çok güzel. Çünkü biliyorsun savaş diziliminde kanser oluyoruz biz Warband'da. Anında önümüze bittiği için taktik yapamıyoruz. F1 tuşu ile 5 yerleşme hakkın kaldı diyor. Bak şöyle okçuları nereye yerleştirelim? Okçular şöyle tepeye doğru hop yerleşsin. Şöyle bu arkadaşları da biraz önde tutalım. Tam okçuların önde kalsınlar kalkan doğruyla. Süvariler de şöyle sağ tarafta. Neyse onu ayarlarım ben, tekrar savaş başlayınca hallederim onu. F tuşuyla başlayalım. Kendimi adam akıllı üst baş almamışım, onu fark ettim. Ama sıkıntı yok, zaten savaş düzeni çok önemli bizim için. Şimdi kardeşim sen şöyle ilerliyorsun süvariler. Haydi bakalım. Kama düzeninde ilerliyorlar. Kalkan duvarıyla bekliyoruz. Okçumuz da bayağı azmış abi. Evet. Şöyle ilerletelim. Yani amaç saldırmak değil, vur geç yapsınlar bir. Tüü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 ü. Güzel. Da şöyle ilerletelim piyadeyi. Normal piyade direkt saldırtıp çok rahat bir şekilde kazanabiliriz ama amacım o kalkan duvarı muhabbetini de göstermekti. Nereye gülüm ya? Nereye ya? Başka var mı başka? Ha? Şöyle biraz bizimkileri izleyelim. Rodok mızrakçılarıyla, modun yapımcısı bir video çekmiş. Rodok mızrakçılarıyla o kadar rahat, o kadar güzel mızrak duvarı taktiği yapabiliyorsunuz ki. Yani o Braveheart'ta bir sahne var ya, tam orak o ya. Çok haz alıyorum böyle. Sen her şeyi yapıp dizilimi her şeyi ayarlayıp senin askerlerini pata pata alması. Tamam, süvariler hücum. Oy oy, çok da güzel okluyorlar ha. Bir de attan ineceğim. Attan indikten sonraki dövüş mekaniği daha hoş, daha çok hoşuma gidiyor. Dayak yiyormuşum burada. Hop kardeşim. Gel. Bak mesela cihatbaşlarda sevmediğim olay bu. Tamam. Çok güzel dövüş mekanikleri eklemişler farklı farklı. Ama gerçekçi değil. Yani gerçek savaşta öyle kılıç savurma yoktur diye düşünüyorum yani. Şöyle genişten alıp da vuracaksın falan. Bu konuda diplomasi daha önde. Ve genelde bu dövüş mekaniğini kullanıyorlar, şöyle çaprazlama. Savaş dizilimi de savaş alanında bu şekilde. Valla mod zaten beğendiğimiz moddu. Yeni gelen güncellemelerle 2022'nin, gerçi bu videoyu 2023'te açacağım ama, en iyi Warband modu bu açıklama kısmından indirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bildirim kutucuğuna basın ki sonraki videolarda da görüşelim. Haydi.